Songül Karlı'nın 10 yıllık hasreti sona eriyor. İstanbul'da denize sıfır bir ortamda röportaj yaptığımız Songül Karlı bakın nasıl bir müjde verdi. Rahatım, oğlum var, koca var. Hadi ev hayatına bayılıyorum. Songül Karlı 10 yıllık hasreti sona erdirecek. İnsanı bir deşarj ediyor, bütün sanki sıkıntılarını falan atıyorsun. Denize sıfır, püfür püfür esen rüzgarda bir röportaj yapacağız Songül Karlı'yla. Rüzgar en sevdiğim. Ne güzel ahenkte dans ediyor saçları. Ben rüzgarı çok seviyorum. Ya ne bileyim, böyle bir insanı bir deşarj ediyor. Bütün sanki sıkıntılarını falan atıyorsun gibi. 10 yıldır televizyon sunuculuğu yapan Songül Karlı artık sahnelere dönüyor. Hem de yeni bir albümle. Toplantı yapıyoruz. Kasete başlayacağım inşallah. Çok uzun zaman oldu. 10 seneye geçti. O yüzden sağ olsunlar. Bugün repertuar seçiyoruz. En kısa zamanda hemen bitirip klip çekeceğiz. Acil bir şekilde parçaları bulup, ben çünkü çok vakit harcadım. Çok da rahatım. Oğlum var, koca var. Hadi ev hayatına bayılıyorum. O yüzden hemen onu bir hızlandıracağım ve kaseti inşallah çok çabuk derleyeceğim, toplayacağım. Artık evlenme programı sunmayacağını söyledi Songül Karlı. Çok dürüstlük, biz orada kalmışız. Hani biz net evlilikler, ciddi buluşmalar. Oluyor artık bazen 3 kere görüşme, 5 kere görüşme. O bizi rahatsız oluyorsunuz artık. Biraz farklılaştı her şey ya. Allah herkesin içini gücünü rast getirsin ama ben orada olmayacağım artık. Songül Karlı yeni bir televizyon formatının peşindeymiş ve ezber bozmaya kararlıymış. Artık televizyonda yeni bir formata ihtiyacı var. Yani aynı şeylerle devam etmek nereye kadar? Bir sene, iki sene belki devam edebilir. Yeni şeyler çıkması gerek. Yani yeni fikirler çıkması gerekir diye düşünüyorum. Kilitlendi kaldı aynı yerde. 10 yıllık hasreti bitirecek albüme geri dönelim. Neler olacak albümün içinde? Önden bilgi veriyor Karlı. Bakarsın saat 12'de yeni bir parça gelir. Dersin ki bundan vazgeçemem. Onu okursun. Ben anonimlere de yer vermek istiyorum. Türkülere de yer vermek istiyorum. 2-3 tane değiş dokunmak istiyorum. Yani yapmadığım her şeyi bu 10 senede yapmadığım her şeyi böyle telafi etmek istiyorum. Ama Allah kısmet edecek mi bakalım inşallah. Bu süreçte bir şarkı bile kaçırmış Songül Karlı. Açan ardınalının biri sensin biri ben. Kafesteki bülbülün biri sensin biri ben. Yalnız okudu. Parça kaçtı gitti ama çok güzel okumuş. Nefis okumuş. Songül Karlı ev hallerini de anlattı. Oğlan evde, ona bir çorba yapacağız. Çorba içecek. Koca hassas. Kadının yemeğini yemez. Onun yemeğini ayarlayacaksın. Her yere yetişiyorum. Bundan da zevk alıyorum ama. Çok keyifli. Oğlu Furkan hayatının büyük bir bölümünü oluşturuyor. Onun okuluyla uğraşıyoruz biliyorsunuz. Hep söylüyorum, IQ problemi var. O yüzden ona özel bir okul, butik bir okul. Hani onu öne çıkartabilmek için laboratuvar istiyor. Bir sürü şeyler istiyor. Çünkü ben bilim adamı olacağım diyor. Bilmiyorum ne yapacağız. Bir sinema sektörüne kayıyor. Bir reklam yazıyor. Bir diyor ki bu filmi çekememişler, benim çekmem gerekirdi diyor. Çok ilginç bir çocuk. Bilmiyorum, Allah izin verirse, onu büyütebilirsem, vatana millete hayırlı bir evlat olursa ne mutlu bize. Furkan dublaj sanatçısı olmak istiyormuş. Son çıkan çizgi filmleri izliyorduk. Bunu ben seslendirmeliydim. Bu benim işimdi diyor. İşte mesela bir kanalda bir şov var. Komiklik. İşte diyor ki bunu böyle yapamadı. Aslında benim orada oynamam gerekirdi. Becerememişler diyor. Bir reklamda bir seslendirme var. Bunu becerememişler. Böyle olma. Daha 10 yaşında ama herkese bir yorum katıyor. Ve şey diyor, beni seslendirme şeyine götür diyor. Hani ben denemek istiyorum bunu diyor. Yani bilmiyorum, bakacağız. Onu da bulduk. Götüreceğiz, ilgileneceğiz. Formunu korumak için de bakın neler yapıyormuş Songül Karlı. Sabah kalkıyorum, kahvaltıda insanlar hani diyet yapar, onu yiyeyim bunu yiyeyim. Hayır, tek derdim çay, kızarmış ekmek, tereyağı, tuzlu tereyağı. Tereyağı candır, çorba candır, günlük çorba evde olmak zorunda. Daha böyle soft şeyler yani, varsa hamsi de olur, balık da olur veya haşlama bir şeyler olabilir. Ne varsa, hiçbir şey yoksa yoğurt. Ama evde mayalanmış çok güzel yoğurt mayalarım. Eyvah, çok, çok güzel yoğurt mayalarım. Bir günde bekletirim, bir ekşi olur. Yani yayık ayranıyla aynı ayranı yaparım.